Arkadaşlar bu videoda Love Extension ikonu kullanarak helezon ve yay çizmeyi göstereceğim. Öncelikle çizdiğimiz ikona, çizdiğimiz çizgiye bir kalınlık vermemiz gerekiyor. Şöyle ekrana 10 bir kalınlık verdim ben göstermem amaçlı. Daha sonra Love Extension ikonunu seçiyoruz. Select Base Cursor Link diyor. Ana çizgiyi seçin diyor. Seçtik. Reference Face seçin diyor. Bunu da böyle seçtiğimiz zaman gördüğünüz gibi bu şekilde bir ikon geldi. Bunları uzatabiliriz arkadaşlar. Buradan işte 20 diyebiliriz. Veyahut da şöyle yapalım. İlk başta görme amaçlı. Şunu 90'a çekeyim. Açısını. Bunun da açısını 90'a çektik. Gördüğünüz gibi şöyle bir yüzey oluşturdu arkadaşlar. Yani swap yaptı gibi bir şey. Süpürdü de diyebiliriz. Bu ikonun güzelliği. Şimdi göreceğiniz gibi. Şimdi mesela şu orada 10 sarımlık bir helezon oluşturmak istiyorum diyelim. Bunu 10 sarımlık dediğimiz zaman 10 çarpı 360 dereceden 3600 defa dön demek oluyor bu. 3600 derece dön demek oluyor. Bunu 3600 girip bunu da sıfıra çekersem eğer gördüğünüz gibi şöyle kırık değişik bir şekil oluştu. Bu önemli değil. Burada apply'a bastığım zaman bu şekil düzelecek gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi değişik bir helezon oluşturdu arkadaşlar bu. Şimdi bunu ve bunu blank'e atarsam gördüğünüz gibi şu şekilde bir helezon kaldı. Burada extract curve dersem extract geometriden extract dediğim zaman bunu da arkaya attığım zaman gördüğünüz gibi bir helisel çizgi oluşturmuş olduk. Bunu da tüp dersek mesela 5 milimlik okey yaptığımız zaman gördüğünüz gibi bize değişik yay şeyi oluşturdu. Bu tamamen parametrik arkadaşlar. Yani öbür tarafta yapacağımız, burada yapacağım, buradaki çizgide yapacağımız herhangi bir değişikliği direkt olarak algılayacak arkadaşlar. Şimdi şu yerde mesela yapacağımız herhangi bir değişiklikte direkt buradaki yayımız da değişmiş olacak arkadaşlar. Bu da böyle bir ikon gösterme amaçlı. Umarım faydası olur.